insanlar bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya bayılıyorlar. Fikirlerinin yanlış olduğu, kanaatlerinin yanlış olduğu, ön yargılarının yanlış olduğu noktasında onlara bir şey söylendiği zaman da bunları söyleyenlerin işte kibirli oluyorlar, yok öyle oluyorlar, böyle oluyorlar. Kibir şeytanın en sevdiği günahtır derler. Bilgi ise herhalde insanoğlunun en kıymetli hazinesi. Korkunç bir bilgi düşmanı kesim var ve o kesim ne hikmetse bütün bunları yaparken itikadla, inançla, imanla yaptığını söylüyor ve bir takım böyle efsanelerin, efendime söyleyeyim, paranoyaların, onun bunun peşine takılıyor. Teşhisi doğru koymadığın için vardığın sonuç doğru bile olsa süreci yönetemiyorsun. Hocam, hocam keselim tıraşı, ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz hocam? Yani çok Ne? ortasından konuşun. Siyaset buradan besleniyor Türkiye'de. Türkiye'de siyaset işte bu kanaatlerden ve ön yargılardan besleniyor. Onu diyecektim de hani bir nedenselliğini açıklayayım dedim. Peki keselim Evet. tıraşı. Bir baktık bütün dünya Türkiye'ye benzedi. Benzet. Yani Evet. gittikçe de daha fazla benziyor. Ama biz bu En işlere azından bakıyoruz. belediye başkanları benziyor hocam. Yüzüne karşı git diyorsun ama gönlün bana kal der gibi gibi olup başka bir şekilde mi davranılıyor? Ya bu normal mi bu siyasette hocam? Ben Ya anlamıyorum. bana Yani bak. ben size Bana kızarsam bak. Ölü ölü bir ölü nedeni ölümlü vardır. bir ölümlü olan bana soruyorsan bir normal tarafının olmadığını söyleyeyim sana. Yani bir de pespaye bir palyaçolar sürüsü var. Zibidi palyaçolar sürüsü var. Efendileri olmadan açlıktan ölürler. Enayi olduğum için değil, memleketimi sevdiğim için tutunuyorum ona. Anayasa değişikliği, referandum falan olamaz. Çok kolay değil bu işler. Kimse seçime de gidemez bu halinizde demiştiniz. Bu anayasa değişikliği açılış resmi bir bize ne ifade ediyor? İki, bu İsrail konusu. Ya yani benim naçizane anlayabildiğim, ben okumalarımı yapayım da hocam. Tıraşı kesip siz gerisini anlatırsınız. Yani müesses nizam, Ankara Belediye Başkanı'nın, Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tarafsız bir cumhurbaşkanı olmasını isteyecek. Parlamenter sisteme dönülecek. İmamoğlu da ceza alacak ve siyasetten men edilecek. Benim okumam bu şekilde. Doğru mu yanlış mı diye söyleyeyim. Vallahi içimdekini söyledim. Buyurun, top sizde hocam. Buyurun. Bak 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 dünyada ne oluyor? Bunlar önemsiz şeyler değil bu arada dünyada olup bitenler. Onu Tabii. da İsrail söylemem gerekir ama. Türkiye'ye saldıracak. Savaş Ha, bu falan. mesela ya da işte Hizbullah kimi nerede savunuyor? Lübnan'da mı bizi Evet. savunuyorlar? Yoksa Anadolu'yu işte savunuyor falan. Evet. kim bu ileri savunma hattımız nereden geçiyor falan gibi böyle yüksek stratejik meselelerle şey yapıyoruz, ilgileniyoruz. Bölgesel savaş. Yani bölgesel savaş dediğin zaman İran'la İsrail'in ortak sınırının olması lazım. Öyle bir sınır yok. Ürdün dün İsrail'e atılan İran füzelerini hava sahasında durdurdu. İngiliz uçakları havadaydı. Amerikalılar da en az 12 tane füze vurduklarını söylüyorlar. Uçak gemileriyle oradalar. Suudilerin bu mevzuya Filistinliler lehine, Hizbullah geçtim zaten ona dokunmazlar bile yani. Hep beraber ölseler cenaze namazına gitmeyecek Suudiler. Anlaşılır nedenlerle kendi adlarına. Ondan sonra ama yani Filistin'de ne olursa olsun pek kıllarını kıpırdatmak niyetinde olmadıkları açık. Aynı şey BAE için de geçerli, diğerleri için de geçerli. Netanyahu denilen kuduruğun kimseyi dinleyeceğini düşünmüyorum. O bir Allah Allah. kuduruk. O bir kuduruk. Onun tek amacı iktidarda kalmak. Çünkü iktidardan giderse ya gidecek itirafçı olacak kendi aleyhine ya da hapse girecek. Ve İsrail'de adam Yani ayıracak. tamamen o da iç siyaseti hedefliyor. Tabii. Nasrallah'ı öldürdükleri gün bilmiyorum. Yani bizi izleyenler çıksınlar baksınlar o duruyordur internette bir yerlerde. Anthony Blinken'ın yaptığı açıklama, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamada suratını gör. Bizdeki tabirle 11-10 geçiyor. Yani dünyada enflasyon ortalaması Türkiye dahil 5,9. Bizdeki enflasyon senenin sonunda 45'e inerse havai fişek atacağız. Doğru. 45 ile 5,9 arasında 5 kere 9 45 kadar fark var. Tamam mı?
Gelişmiş ülkelerde 2,6. En son bayıldım, Merkez Bankası'nın yayınladığı çalışmalar var ya, onlardan, en sonuculardan bir tanesi. Konkordatolar bizim yüzümüzden değil, bu şirketlerin zaten mali sağlığı yoktu. Hocam şirketler kötü yönetiliyor. Merkez Bankası'nda ne alakası var? Bir de Türk Ne? Merkez Bankası doğru politikalarla yanlış yönetilen şirketlerin sistemden çıkmasını sağlayarak ekonomik verimliliği arttırıyor hocam. Doğru. Doğru. Ben Doğru. iletişime beni almaları Doğru. lazım. Enflasyon amcaya soracak. Ne kadar kızgınsın, bize ne yaparsın diye. Tamam mı? Ondan sonra ve onunla konuşurken edindiğimiz kanaate göre ileriye doğru tahminimizi oluşturacağız. Ve o tahmin çerçevesinde de zam yapacağız. Şimdi ortaya çıkan tablo hem dünyada hem Türkiye'de çok parlak değil. İçeride iç siyaset karışık, dışarıda dış siyaset karışık. Nihai olarak anayasa değişikliği yapma isteği var. Ama seçim yapabilecek, referandum yapabilecek falan filan durumda bir ekonomik iyileşme yok. Ekonomik iyileşmenin gerçekleşebilmesi için ortam da yok. Parçalı olarak bir şeyler olacak. Şimdi böyle bir ortamda ortaya çıkan tabloda tek bir tane soru var. Mehmet Şimşek'i Sayın Cumhurbaşkanı ne zamana kadar desteklemeye devam eder?